Yıl 1918. Orta Doğu'nun zengin petrol yataklarını ve Doğu'nun zenginliklere uzanan ticaret yollarını ele geçirmek isteyen batılı emperyalist ülkeler, tarihin o güne dek gördüğü en kanlı ve ilk dünya savaşının sonunda amaçlarına ulaşmış, 600 yıllık dünya lideri Osmanlı İmparatorluğunu çökertmiştir. İstanbul İşgal Altında filmi, Türkiye tarihinin bu en karanlık günlerinde yaşanan mücadeleyi, acıları, aşkları, ihaneti, zaferi, hayal kırıklıklarını, kahramanlıkları, kısaca insan anlatmaktadır. Yağmurdan hemen öncesi. Hava kurşun gibi ağır. Kasım'ın ıslak rüzgarı ıslık çalarak esmekte. İstanbul Boğazı'nı gören Taksim tepesinde kurulu Topçu Kışlası'nın avlusunda Fenerbahçe-Galatasaray maç yapmaktadır. Şeref Galatasaraylı sol bekin sağından atıp solundan geçtikten sonra topu kaleye keser. Top havada süzülürken Mehmet altı pasta voleye çakar, top önce üst direkte patlar, sonra yükselip epeyce uzağa düşer. Mehmet şakayla karışık, yuh sesleri ve yumruklar arasında topu almak üzere çalılara koşar. Topu alıp doğrulurken gördüğü manzara karşısında dona kalır. Gözleri bir noktaya dikilmiş bakarken top ellerin arasından kayıp düşer. 55 parçadan oluşan işgal donanması İstanbul Boğazı'na girmiştir. 13 Kasım 1918. Daha birkaç sene önce Çanakkale'de gemileri, askerleri ve hayalleri denizin dibine gömülen müttefikler, 13 Kasım 1918 sabahı 4 yıl süren kanlı mücadelenin sonunda Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'un boğazına topları karaya çevrilmiş savaş gemileriyle süzülerek girmektedir. Sultan ve çevresindeki Osmanlı liberalleri ya İngiliz ya Amerikan kolonisi olmaya zaten çoktan hazırdır. Yeter ki tahtları ve servetleri kendilerinde kalsın. Osmanlı topraklarının altında yatan muazzam enerji kaynaklarını Avrupa'da British Petrol ya da Royal Dutch Shell Company, Amerika'da Mobil, Texaco, Exxon ya da Standard Oil Company hortumlamış, umurlarında bile değildir. İşgal kuvvetlerinin tek amacı 1916 yılında İngiliz, Fransız ve Rusların arasında gizlice imzalanan Sykes-Picot Anlaşması'nın hükümlerini yerine getirmek ve Türklerin hakimiyeti altındaki petrol zengini toprakları masa üzerinde cetvelle çizilmiş sınırları olan uydu devletlere dağıtmaktır. Sykes-Picot Anlaşması'na göre İngilizler, Fransızlar ve Ruslar Osmanlı topraklarını gizlice paylaşmış, İtalyan ve Yunanlara sus payı vererek ordularını beğendikleri bölgelere yerleştirmiştir. Türkiye'nin doğusunda sözde bağımsız bir Kürt ve yine sözde bağımsız bir Ermeni devleti kuracaklardır. Bu devletler sözde bağımsız olacaklardır. Çünkü işin esasında bu uydu devletler emperyalistlerin sömürgesi olarak ulaşmak istedikleri petrol yataklarını onlara açacaklardır. İmparatorluk teslim olmuş, sultan teslim olmuştur. Türk halkının ise ne direnecek gücü, ne morali, ne de bir lideri vardır. Ateşkes koşulları Osmanlı ordusunun tüm silahlarını işgalcilere teslim etmesini buyurmaktadır. Silahlar teslim edilmeye, ordu dağıtılmaya başlanmıştır. İşte böyle karamsar ve kaotik bir ortamda boyalara dökülmüş köhne ve küçük bir askeri botla devasa düşman zırhlarının arasından karşı kıyıya geçerken Mustafa Kemal, vereceği mücadelenin derinliğini anlatan ve tarihe geçen sözler dudaklarından dökülür. Geldikleri gibi gidecekler. Şimdi kendisi gibi ya istiklal ya ölüm diyecek olan dava arkadaşlarıyla birlikte işgal direnişi örgütlemek gerekmektedir. Hikayemiz bir dönemin işgal edilmiş toprakların hürriyet mücadelesinin hikayesidir. İstanbul, İngiliz, Fransız, İtalyan, İskoç, Anzak, Hintli, Senegalli ve Yunanlı askerlerin işgali altındadır. İstanbul Boğazı'nda yüzlerce savaş gemisi toplarını şehre çevirmiş, şehrin her yanı işgal kuvvetleri tarafından kontrol altına alınmıştır. Ancak senaryolarında hesap edemedikleri bir nüans duvar gibi karşılarına çıkacaktır. Mustafa Kemal Paşa ve onun yörüngesinde vücut bulan dünya tarihinin İlk anti-emperyalist mücadelesi.
Futbol. İngilizler Türkleri kendi topraklarını ezmek ve direnişi kırmak için Türk takımlarıyla futbol karşılaşmaları düzenlerler. Ne var ki kurnazlıkları ve emperyalist diplomasi dehaları ile İngilizlerin hesapları planladıkları gibi yürümez. Futbol maçları Mustafa Kemal'in liderliğindeki milli mücadelenin sembolü haline gelir. Hikayemiz işgal altındaki İstanbul'da gündüzleri işgal kuvvetleri karmasıyla futbol maçları yaparken geceleri cephanelik basarak direnişçilere silah kaçıran bir avuç kahramanın hikayesidir. Türk futbolcuları için tek bir düşünce vardır artık. Ya istiklal ya ölüm. Bu kahramanlık hikayesinin içinde direnen ülkesinin kurtuluşu için mücadele veren Mehmet'in imkansız aşkı da vardır. Bu imkansız aşkın diğer kahramanı ise İngiliz petrol şirketinin İstanbul temsilcisi Sir George Campbell'ın kızı Anne Mary'dir. Böylesine bir mücadelenin içinde aşkın en değerli, en doğal mücadelesi seyircinin kalbine dokunan görkem ile bitmektedir. Dış İngiliz muhipleri arka bahçe gece. Binanın arkasında bahçenin kuytu bir köşesinde bir ağacın altında birbirlerine hasret ve tutkuyla sarılırlar. Yağmur şiddetlenmiştir. Şimşek ve gök gürültüsü eşliğinde dudakları birbirine yapışır. Boşlukta fısıldarlar. Anne Mary. Seni görmemeye dayanamıyorum Mehmet. Ben de seni çok özledim. Anne Mary. Bitmesinden çok korkuyorum. Yapacak Mehmet, bitmeyecek. Şey yok. Gitmek istedi, gitti. Hem anlıyorum hem çok acı. Tek taraflı bitti. İşgal İstanbul'u bir yandan imkansız bir aşka şahit olurken bir yandan cephe savaşlarını aratmayan futbol karşılaşmalarıyla bağımsızlık mücadelesinin ilk kıvılcımını yakıyor. Diğer yandan da emperyalizme karşı direniş hareketi uğruna canını hiçe sayarak vatanı için mücadelesini sürdürüyordu. Ready! Aim! Fire! Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çoktururlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden yaratan ki onlardır, destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Thank you.
Bu destan yazarlarına atfedilmiştir.